Nilgün, hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dünkü yayından sonra bana çok güzel mesajlar yollamışsınız. Hepinize teşekkür etmek istedim. Günaydın Derya. Umarım hepiniz iyisinizdir. Saliha, aslında tam olarak hedeflediğin noktaya gelemediğin için buradan çok sıkıldığını düşünüyorsun. Burası çok eşsiz bir yer. Günaydın Hülya. Bir arkadaşımız özle zat aynı mı diye sormuş. Önce onu cevaplayayım. Öz dediğimiz şeyle zat dediğimiz şey ya da hu dediğimiz şey, bunlar hepsi aynı şeye verdiğimiz, yani tanım koyabilmek için verdiğimiz isimler. Erişebildiğimiz, içimizden kendisiyle konuşabildiğimiz yere öz diyoruz. Dışarıda gördüğümüz bu esma denizinin okyanusuna Allah diyoruz. Kendisiyle akıl yürütemediğimiz, aklımızla erişemediğimiz noktasına hu, zat boyutu diyoruz. Ama bunların hepsi aynı şeye ait olmasına rağmen insan olarak zihnimiz bölerek, parçalayarak anlamlandırdığı için bu şekilde tanımlayarak anlamaya çalıştığımız isimler ve kavramlar sadece. Hiçbirisi bir diğerinden asla ayrı değil. Aynı şeyin farklı, zihnin farklı, bilincin farklı boyutlarında bölünmüş ve anlamaya çalışılan hali. Çok güzel bir fıkra anlatacağım arkadaşlar size. Dün akşam Ferzane hocamın dersinde duydum bu fıkrayı. Delikanlının biri askere gitmiş. Çok dikkatli anlayın bu fıkranın ne demek istediğini, olur mu? Bazı şeyler çok açıkça dile getirilmemesi gerekiyor. Getiremiyorum ama ne demek istediğimi anlayacaksınız. Delikanlının bir askere gitmiş. Sevdiği kızı bırakmış arkasında. Ama o kadar çok seviyormuş ki kızı. Aşkından, sevgisinden her hafta mektup gönderiyormuş. Her hafta mektup gönderiyormuş. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Kız postacıya aşık olmuş. Bu insan hikayesine çok benziyor. Yani bizler mektubu gönderene değil de bir süre sonra hep postacıya aşık oluyoruz. Mektubu gönderene bakmak lazım. Mektubun içine bakmak lazım. Sözlerin içine bakmak lazım. Burada şimdi hepinizin şöyle bir şey sorduğunu biliyorum. İhtiyaç olduğu için bunu söylemek istiyorum. Hastalıklar, sıkıntılar, hayatınızda tekrar eden döngüler, bitiremedikleriniz. Bir şeyin gerçekleşmesi için söylenmesi ve bir kısım insanın, yani belli bir kritik eşik insanın, kritik sayıda insanın, yüz maymun deneyindeki gibi düşünün bunu arkadaşlar. Ona inanç geliştirmesi, inanması lazım değil mi? Şimdi biz bu konu ortaya çıktığından beri bilinçaltımızın kirli olduğuna, atalarımızdan bize karmalar aktarıldığına, bir şeyler yaptırıp yapıp bunları çözmemiz gerektiğine inandık. Hepimiz bunda hemfikiriz, inandık. Ben de inandım ve bu eğitimlerin hepsini aldım. Fakat şimdi size şöyle bir bakış açısı sunuyorum ben. Belli bir kritik sayıda insan bunları aldığı için, yaptığı için ve bir şeyleri değiştirdiği için ve bu kolektif denize yayıldığı için artık yani insanların ve bu konuda üzerinde sorusu olanların ben temizim. Ben eşsiz olanım. Buna iman etmesi kendine ait atalarından aktarılan bilinçaltında olduğunu düşündüğü, döngülerini yaşadığı bir sürü hikayenin noktasını koyar. Ne demiştik? İman ve inanç dediğimiz şey her şeyin başlangıcı ve sonudur. Ve hikayeler buradaki varoluşun açığa çıkması için, oyunların dönmesi için vardır. Sen hala hikayenin içinde
O hikayeyi devam ettirmek mi istiyorsun? Yoksa sen burada tek bir kere var olma şansını, hakkını kendin için kullanıp ben kendi hikayemi oynamak ve yazmak, oluşturmak istiyorum mu diyorsun? Bu ikisinin arasında hangisini seçtiğin çok önemli. Sen sana yüklenilen genetik kodlarındakini devam ettirmek istiyorsan, DNA yazılımı da çünkü enerjidir ki bu yüzden derler ki gözlerini kapat, 17 saniye boyunca ne olmak istediğini, hayatında neyi değiştirmek istediğini düşün, değiştirebilirsin. Sen orada yazılımı güncelliyorsun. Aslında kendi yazılımını değiştirmeye çalışıyorsun. İşte şu an anlatmaya çalıştığım şey tam bu. Hiçbir kimse bu yetkiden alıkonulmuş değil. Yani veri yüklenen her şey yeni veri oluşturabilir. Kendi verilerini yükseltebilir, güncelleyebilir, açabilir. Bu şekilde bakın buna. Ve şu an buradakilerin tamamından şöyle bir şey istiyorum bu videoyu izleyeceklerden. Şimdi kendinde yeni bir veri oluştur, yükle. Güncelle kendini. Bana hiçbir yerden hiçbir şey aktarılmadı. Hiçbir şekilde atalarımın karması bana ait değil. Bu zamana kadar hayatımda bana kötülük edenler sadece olduğu için, oyunun içinde olduğu için, oyunun içinde kendi karakterine, rolüne düşen neyse onu oynadı. Hepsini affediyorum. Ben tertemiz olanım, ben masum olanım. Ben sadece eşsiz bu Esma Denizi'nde bir kere var olanım. Bunu söylediğinde ve kendin buna gönülden inandığında artık hepsinin biteceğine emin ol. Benim dediğin, sahiplediğin, benim atalarımdan aktarılan, benim bilinçaltımda dolu olan, benim hastalıklarım, bana onları yaptılar, bunları yaptılar, şunları yaptılar, bana yaptılar, bana yaptılar dedikçe o virüslü yazılımı kendine yüklemeye devam ettin. Şimdi bunu nokta koyup bitirebilirsin. Bunun için hiçbir, sadece saf bilinçle iman etmen yeterli. Hiçbir ritüele, hiçbir terkibe, sürekli yapacağın bir şeye ihtiyacın yok. Sadece iman ettiğin şeyi sürekli tekrar etmen senin kendi yazılımını güncelleyecek, tamam mı? İman ettiğin şeyi sürekli tekrar et. Şöyle diyorduk ya hani bunun dışında bir şey söylemek istiyorum. Biz olmasak, onu bilen olmasa Allah da olmaz. Öyle bir şey yok. O hep var. Her zaman var olan, asla yok olmayacak olan, varoluş onun fıtratının ta kendisi olan. O yüzden insanın bu oyunun içinde kendini fark ettiğinde kibirle söylediği bir söz bu. Böyle söylemeyin, ben de söylemeyeceğim çünkü artık. Allah insan dediği tasarım burada olmasa da var. Onu bilen olmasa da var. Çünkü onun kendinden kendini bilme mekanizması zaten ta kendisine ait. Yani burada insanı yaratmış da insana muhtaçmış bilinmek için gibi bir oluşuyor ya, izlenim oluşuyor ya hani bilen olmasa Allah da yok zaten gibi bir izlenim. Böyle değil arkadaşlar. Ona şahit oldum. Onu bilen olsa da olmasa da o hep varoluşuyla devam eder. Çünkü ondan ayrı bir varlık yok. Yani Reyhan dediğim, Arda dediğim, Hülya dediğim, adına ne dersem diyeyim. Bunlar onun bu Esma Denizi'nde görünen isimleri. Esma Denizi dediğim Vahdet Okyanusu. Hani eski erenler, tasavvufçular çok güzel bunu anlatmışlar. Sen damladaki okyanussun, okyanustaki damlasın. Okyanusun ta kendisisin. Aslında çok muazzam bir şekilde kelimelerle anlatmaya çalışmışlar ve onu artık tam olarak idrak edebiliyorum. İdrak edebildiğim şey de kendime kalsın, sadece benim olsun istemiyorum. Bu konuda kendini çıkmazda olduğunu, ilerleyemediğini düşünen birçok insan fark etmesini istiyorum. Çünkü burada şöyle diyemiyorsun. Evet, sadece benim alemimde ben varım. Onların hiçbirisi yok, gerçek değil diyemiyorsun. Öyle muazzam bir şeyin içindesin ki sen. Milyon kere milyon her zerreyi bölmüş, her zerreden tek tek alem olmuş, görünmüş. Ve onların her birisi kendi içinde var. Çok güzel bir film izledim, yapay zeka ile ilgili. Bir yapay zeka var. Kontrol bir ev, akıllı bir evi sürekli kontrol ediyor. Adı Tao.
bireyselliği kadın ona anlatıyor ve bireysel olmanın ne olduğunu öğrendikten sonra robot dahi robot olduğunu kabul etmiyor. Ben bireyselim. Ben bireyselim. Ben de biriyim diyor. Ben de biriyim. Ben de varım. Ben de varım dediğinde işte bu oyunu açığa çıkarıyor. O yüzden ben de varım diyorsun. Ama ben de varım derken diğerlerinin varlığını, diğerlerinin hikayelerini, diğerlerinin oyunculuğunu, diğerlerinin de onun ta kendisi olduğunu inkar ettiğinde yani hepsi benden açığa çıkıyor. Aslında hiçbiri yok olarak idrak ettiğinde evet aslında böyle doğru ama tam olarak insanda idraka oturması gereken şey bu değil. Tam idraka oturması gereken şey evet ben varım. Ben mucizeyim çünkü bu gördüğüm hiçbir şey dışarıdaki eşya, dışarıdaki katı madde, dışarıdaki insanlar ve varlıklar benim etkileşime girdiğim anda beynimin arka frontal lobunda döndürülüp görüntüye düşen, ekranıma düşen vizyonlardan ibaret. Benim gibi, ben de öyleyim. O zaman ben ne kadar gerçeksem hepsi o kadar gerçek. Gerçek ancak hakikati farklı. Gerçek ve hakikat birbirinden farklı. Gerçek bu gördüğümüzdür. Bu gerçektir. Dokunabildiğim katı madde gerçektir. Fakat ben bunun atom altı boyutuna indiğimde orada ne görürüm? En son atomlar, kuarklar, en son işte titreşim ve frekanslara kadar inebilirsiniz. En son hiçlik kalır, hiç. Hiç boyutu kalır. Sıfır noktası. Hiç kaldığında orada aslında ne vardır? İnsan gözüyle baktığımda hiçbir şey yoktur. Ama ben oraya bilinçli, şuur gözüyle baktığımda orası hiç dediğim yer her şeyin var olduğu, hep olan, hep var olan şeydir. Yani daha anlaşılır anlatacak olursam bilgi, veri ve datadır. Bilgi, veri ve datadır. Biz küçücük bir USB cihazının içine ne kadar çok bilgiyi sığdırabiliyoruz değil mi? İşte aynı onun gibi küçücük bir zerrenin içine kaç milyon megabit bilgi sığdırabilir yani milyarlarca data bilgi sığdırabilir. Bu tıpkı biraz önce söylediğim zerreyi milyon kere milyona bölmek dediğim şeyin aynısıdır. Milyon kere milyar bilgi çıkabilir bir zerreden. Ve bizim akıl almaz dediğimiz kısım insan aklının o zerrenin içindeki sıfır noktasının içindeki bilgilerin dahi tamamını açamıyor potansiyelde olması bizim aklımızın almadığı yer. Ama biz insan uygarlığının ya da yeryüzünde yaşamın ne kadar geçmişe dayandığına bakarsak artık bunu hepimiz görüyoruz. Diyemiyoruz ki biz 2000 yıldır, 5000 yıldır, 7000 yıldır bize diyorlardı ki piramitler işte 7000 yıl öncesinde yapıldı. Ondan öncesinde bir şey yok. Sonra ne yaptık? Çin uzak doğudaki piramitlere baktığımız zaman Türk piramitlerine 40.000 yıla dayandığını gördük değil mi? En yakın tarihte Göbekli Tepe'deki çıkan kanıtların 12.000 yıla, Karahan Tepe'dekilerin daha eski 20 bin, 30 bin yıla kadar erişebildiğini gördük. İşte bu bize içinde bulunduğumuz gerçekliği sorgulatmak istiyor. Bunların tamamı onun kendinden kendine hikayesinde verdiği mesajlar sorgulatmak istiyor. Ne kadardır buradasın? Sen kaç bin yıldır yeryüzündesin? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Ne kadar geriye doğru araştırma yaparsan yap o kadar eskiyi bulacaksın. Daha geri, daha geri, daha geri. Çünkü hep buradaydın. Sen hiç buradan bir yere gitmedin. Eğer şöyle bir soru soruyorsanız, bunun sonu var mı? Bu Matrix'ten çıkış var mı? Bu Matrix'ten çıkmalısın. Bu Matrix'ten çıkış var mı? Ya da bu Matrix'ten çıkmalısın dediğin yerde senin beynin bu Matrix'in içinde hapis olduğu için böyle söylüyorsun. Çıkılacak, gidilecek bir yer değil burası. Zaten o Vahdet Denizi'nin, Esma Denizi'nin ta içindesin sen. Yani o bilinç okyanusunun ta içindesin. Ondan ayrılmadın ki sadece anda bak gözlerini kapattın ve bütün beş duyuyla iletişimini kesip bütün var olduğun alanla iletişimini kestiğinde hatta bir anlığına nefesini dahi tuttuğunda nerede olduğunu çok güzel fark edebiliyorsun. Ama tekrar yaşamsal duyular alana girdiğinde ve gözlerini açtığında
Sen varoluş gerçekliğinin içindesin. Bak, içindesin ve dışındasın. Tam da böyle varsın ve yoksun. Hem varsın hem yoksun. Bu mantıkla çalışıyor, bu prensiple çalışıyor zaten bu sistem. 0101. Nefes al, nefes ver. Haydan gelip huya gidersin. Her an nefesle bu varlık aleminde kendinden kendini var eder. Dün akşam derste şöyle bir soru sordu hocamızın biri. Dedi ki, yani aşağıların aşağısı burası, ben onu bileyim diye mi beni buraya attı? Arkadaşlar, bu çok insansı bir soru. Çok insansı bir soru. Çünkü sen burada olduğunu zannedensin. Sen insan olduğunu zannedensin. Sonra kendinden kendini sorgulayıp diyorsun ki, seni bileyim diye mi beni buraya attın şimdi? Ben bu kadar sıkıntıyı seni bilmek için mi çektim? Bilsem ne olurdu, bilmesem ne olurdu? Çok insanca ve bilinci çok açılmamış bir soru bu. Ama çok güzel bir soru. O yüzden bu soruyu sorduğunuzda kendinize şunu deyin. Ben buraya atılan ya da onu bilmesi gereken değilim. Ben burada sadece yaşaması gereken. Ne bilirsen bil, ne yaşarsan yaşa. Ondan ayrı yaşamıyorsun zaten. Ondan ayrıldığın, bir yere gittiğin, bir yerin içinde sıkıştığın alan ya da böyle düşündüğün yer tamamen sana, senin kendi kısıtlılıklarına ait. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar. Bizim bildiğimiz bütün bilgiler Allah indinden bakıldığında çöp bilgi. Neden biliyor musunuz? Ama şurayı, ayrıntıyı kaçırmayın. Onun çöpü bile eşsizdir. Onun çöpü bile çok kıymetlidir. Şu açıdan söylemek istiyorum ben. Onun çöpü bile eşsiz ve kıymetlidir. Bütün bilgiler insan dediğimiz insan alemine, dünya alemine çöktüğünde sınırlanır. Zaman ve mekanla sınırlanır. Sen o bilgilerin ötesindekini anlamak için o bilgilerin mutlak olmadığını, mutlak doğru olamayacağını fark etmen gerekir. Çünkü yaratılış prensibi gereği mutlak doğru diye bir şey yok. Bizler ne yapıyoruz insan olarak? Laboratuvarlarda araştırdığımız, gözlemlediğimiz insan beynini tanıdığımız kadarına göre normları oluşturuyoruz. Sonra onun dışındaki deneyimler normların dışında kaldığı için hasta diye etiketliyoruz. Hasta diyoruz. Hasta. Ruhsal rahatsızlığı var, psikolojisi bozuk. Neden? Çünkü normların dışında hareket ediyor. Peki normların doğruluğunu neye göre kanıtlıyoruz? Yüzdeliğine göre kanıtlıyoruz. Ya böyle değilse? Ya bildiklerimizin tam tersi ise her şey. Yani bunlar psikolojik olarak hasta, rahatsız ya da şöyle şöyle genetik bozulumu var, DNA'sında sıkıntı var diye tanımladığımız şeyler, normlara uymayan şeyler, onun çeşitliliği ise sadece. Bakın, o çeşitlilik insan gözüyle bakıldığında tanımı ne kadar değişti, değil mi? Bütün bilgiler bunun gibi. Yani biz bütün bilgileri öğrenmeye açık olan, ihtiyaç duyduğunda bunları öğrenmesi gereken ama bunların mutlak doğru olamayacağını, doğrunun ve yanlışın her an bir değişim ve dönüşüm içinde olacağını fark ederek postacıya aşık olmaması gerekenleriz. Tam olarak söylemek istediğim şey buydu arkadaşlar. Postacıya aşık olmaması gereken şeyleriz. Yaratıcı muhteşem bir mekanizma yapmış arkadaşlar. Ve gözlerinizi açıp nefes aldığınız her an siz buna kendinden kendine şahit olansınız. Şahitlik kavramına geçtiğinizde bütün döngüleriniz gerçekten bitecek. Bütün problemleriniz gerçekten bitecek. Gerekli olan şey saf bir kalp ile buna iman ediyor olmanız. İman ediyor olmanız. İman ettiğinde, saf bilinçle ona yaklaştığında, tertemiz bir kalple onu sevdiğinde, ona güvenerek hiçbir şeyi tutunmadığında, o zaman işte senin yaklaştığın gibi bana bir adım gelene ben koşarak giderim diyor ya, senin yaklaştığın gibi o da sana yaklaşır. Senden hiç ayrı değil, hep sana yakın ama sen bunları aracı koyduğun için mekanizman gereği, kilitli mekanizmayı açman gereği, yedi kilitli hazine, işte yedi nefis mertebesi, yedi çakra, zaten hepsi bunları anlatır. Pandora'nın kutusu,
Hepsi bunları anlatır. Sen o mekanizmayı açmaya çalıştıkça, yaklaşmaya çalıştıkça zaten onun hep seninle olduğunu, hiç gitmediğini ve şu sistemin içerisinde senin yediğin lokmadan, giydiğin elbiseye kadar, konuştuğun insanlara kadar, ağzından çıkan her söze kadar onun kontrolünde olduğunu, sadece buradaki programın gereği güvenemeyenin sen olduğunu idrak edersin. Ne diyor? Teslim olan herkes İslam'dır diyor. Güvenebilen, içinde olduğun mekanizmaya baktığın zaman zaten burada muhteşem bir donanımın, düzenin açığa çıktığını, bildiğimiz şeylerin bildiğimiz gibi olmadığını, bu düzen içerisinde birçok şeyi kendi kontrolümüzde yapamadığımızı, yani anda olması gereken oluyor, sen müdahale edemiyorsun, karışamıyorsun, ağzından çıkan sözün bile tam olarak sahibi değilsin. Burada sen, burada sen Allah olduğun için değil. Allah Allah'lığını kimseye vermez. Sadece sen yoksun. O ara idrak etmen gerektiği için bunu söylüyorum. O var. Sadece o var. Tek bir yapı var. Birbirinden ayrı değil. Tamamen birbiriyle iç içe, hiçbir zaman birbirinden ayrılamayan parçalar. Benim ben ve Allah ben ve o olması için ondan ayrılmış bir varoluş olmuş olması gerekiyor. Ama ondan ayrılmış bir varoluş, ondan ayrı bir şey yok. Hiçbir yerde yok. O yüzden tamamı onun varoluşuna ait ve ondan olduğu için artık insanları dinleri üzerinden, görüntüleri üzerinden, yaptıkları üzerinden, inandıkları üzerinden yargılamayın, dışlamayın. Bu bilince, bu idraka gelin. Çünkü bu idrakta birleşen insanların oluşturduğu kolektif, yüz maymun fenomenindeki gibi kolektif sınır eşik var ya, o işte yeni bir yaratımın devreye girmesine sebep olacak. Ki Hakk'ın dilemesi bu olduğu için, böyle olacağı için muhtemelen bizler bu yayınları yapıyoruz, anlatıyoruz ki bana burada hedefin ne diye sorarsanız, ben moderatör olarak da insanları konuk alıp dinliyorum. Kendim de o anlık fark edebildiğim, bildiğimi düşünmüyorum. Hiçbir şey bilen hiç kimse olduğunu düşünmüyorum artık ben. Çünkü bilinebilecek bir şeyin içinde değiliz tam olarak. Geliyor mu canım şimdi sesim? O yüzden de sadece bunları içimden geldiği için yapıyorum. Yani benim programım ve tasarımım öyle olduğu için ona uyum sağlıyorum. Sadece yaptığım bu. Burada bir herhangi bir hedefim, amacım ya da ulaşmak istediğim bir nokta yok. Çünkü ben bana anda olan, anda gelen emiri alıp anında devreye koyuyorum. Başka bir şeyim yok. Sadece bu kadar. Sadece bu kadarını yapıyorum. Ve yaptığım kadarıyla erişebildiğim insanları, dokunabildiğim kalpleri gördüğümde diyorum ki, o zaman buradan olması gereken o. Doğru bir şey yapıyorum ben diye düşünüyorum, değil mi? Sizler de aynı bunun gibi. Yani yaşamınızda şu an hala benim potansiyelim ne? Aslında ne yapmam gerekiyor? Aslında ne olmam gerekiyor? Bütüne hizmet etmem gerekiyor. Bunlar virüslü bilgiler arkadaşlar, virüslü yazılım. Neden biliyor musunuz? Çünkü sana benim potansiyelim ne? Ne yapmam gerekiyor? Nasıl yapmam gerekiyor? Böyle bir şey sordurmuyor. Ya da bunun için sana hedef koydurmuyor. Sadece sen o anda o olayın ve oluşumun içinde kendini buluyorsun. Ve o oluşumun içinde kendini bulduğun andan itibaren itiraz etmeden sadece uyum sağlıyorsun. Yani burada hani evrim psikolojisinde şöyle bir şey vardır. Bu genetik milyonlarca yıllık oluşmuş genetik havuza, evrime bakarsak en güçlüler değil, en esnek ve uyumlu olanlar burada hayatta kalmıştır der. İşte o yüzden en uyum sağlayabilen, en çok kendisine geleni fark edip örtmeden açığa çıkarabilen insan anında ortaya koyuyor. Sizler de böylesiniz. Yani bu sadece ben de böyle demek istemiyorum. Örnek vermek için söylüyorum. Hepinizin mükemmellik, özellik ya da eşsizlik olarak birbirimizden farkımız yok. Parmak izimiz gibi, gözümüzdeki retina gibi, DNA'mız gibi hepimiz birbirimizden daha eşsiz parçalarız. Ve o hepimizi tek tek, ayrı ayrı, birey birey
o kadar özel var ediyor ki anda burada. O var edişte de kendinden kendini var ettiği şeyi muhteşem buluyor ve çok seviyor. Her haliyle. Yani iyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle, çirkiniyle, asi olanıyla, ah, günahkar hissedeniyle ya da günah işleyeniyle hiçbirini diğerinden ayırmıyor. Ancak burada bu ilahi plan gereği evrensel yasalar var. Yani evrensel yasaları evrensel titreşim ve frekanslar gibi düşünebilirsiniz. Çünkü içinde bulunduğumuz bu vahdet denizi dediğimiz bu sonsuz bilinç okyanusunda her şey mevcut. Sen kendi yazılımını güncelleyerek yani aklederek ilerlediğinde bu programın içerisindeki eşleşebileceğin en güzel frekansları artık kendi ekranına getirmeye başlıyorsun. Fakat sen virüslü yazılıma izin verdiysen, yani akletmediysen, Kur'an üzerinden anlatacak olursam, yani akletmediysen, idrak etmediysen, bunları şuurunla fark etmeye çalışmıyorsan, ki yapman gerektiğinde yapacaksın zaten, olması gerektiğinde olacak. O zaman senin bu okyanusun içinde senin vizyon ve varlık alanına senin aslında istemeyeceğin ama sendeki yazılımla eşleşen frekansa ait görüntüler gelir. Örneğin dedikodu yaptın, işte ya da birini kınadın. Ne diyor? Kınadığını yaşamadan ölmezsin. Sen o esma havuzunda, bilinç okyanusunda ne yaptın? Kınadığın şeyi kendi isteğinle, kendi ekranına aldın, kendi kabına döktün. Sen birini yargıladığında ne yaptın? Aldın onu kabına döktün. Levh-i mahfuzuna yazdın. Arkadaşlar, levh-i mahfuz dediğimiz şey insanın beynindeki yazılı hafızadır. Yazılı levha dediğimde aklınıza ne geliyor? En çok neye benzetiyorsunuz? İmaj edin, imajinasyon yapın. En çok hafıza kartlarına benziyor, değil mi? Yazılı levha. İşte bizim beynimizin içindeki yazılı levhadan bahsediyor levh-i mahfuz derken. Yani sen hakkı idrak etmek istersen kendi levh-i mahfuzunu geçmek zorundasın. Yani kendi aklını geçmek, hafızanı geçmek zorundasın. Çünkü sana yüklenilen şeyler gözünü açtığında varlık alemindeki bütün varoluşu idrak edebil, akledebil ve oradaki yazılımını güncelleyip yeni bir sen var edebil diye yüklendi. Çünkü senin vahdeti idrak edebilmen için ya da benim vahdeti idrak edebilmem için, vahdeti vücudu tam olarak algılayabilmem için oranın frekansına eşleşmem lazım. Oranın frekansına eşleşmem demek yani içinde bulunduğum okyanustaki frekansının şöyle düşünün arkadaşlar bunu, okyanusun yüzeyi biraz daha derini, daha derini, daha derini diye gibi düşünün. Yani burada yüzmeyi hiç bilmeyen yüzeyin üstünde tekneyle kalır, değil mi? Yüzmeyi bilen içinde yüzebilir. Dalgıçlık bilen daha derine inebilir. Daha üst mekanizmalara sahipler çok daha derinlere dalıp cesaretle orada ne olduğunu görmek isteyebilir. Tıpkı bunun gibi o frekans ve esma denizinde sen o zaman pozitif olana, o derinliklerle yüzleşmeye hazır programa gelmiş oluyorsun. Ve o derin olanla, o idrak edilemez olanla yüzleşebilecek saflığa, temizliğe ve derinliğe geldiğinde zaten kendinden kendini onu sana kendisi getiriyor, kendisi seçiyor, kendisi buluyor. O senin alanına düşüyor. Çünkü sen artık o potansiyele oraya dalabilecek derinliğe, orada yaşayabilecek, onu kaldırabilecek mekanizmaya sahipsin. Tamamen bu. Yani birilerini seçip diğerlerini öteleyip ayırt etmesiyle ilgili değil bu. Çok güzel bir şarkı. Dünden beri sürekli dinliyorum. Mustafa Celil'in şarkısında diyor ya, aşk için gelmişiz bu cihana. Aşkı sevmektir bizim işimiz. Ayar görenden bize ne diyor? Tıpkı bunun gibi. Yani burada sözlerin tamamı o kadar güzel anlatır ki. Ferdi Tayfur'un bir şarkısı vardı arkadaşlar. Dünkü yayın kaydını attığım Instagram'daki resime yükledim. Sevgiler çiçek gibi soldurmayalım diyor. Bu kelimeleri dinlerken artık sen bir kere o idrakla yüzleştin ya, o vahdet tekliğini bir kere fark ettin ya, artık eskisi gibi olamıyorsun. Ben şu an kendimin bir hafta önce çektiğim resimlere bile baktığımda
Sanki artık burada var olmayan birine bakıyormuşum gibi hissediyorum. Çok farklı bir şey bu. Evet, aşktan gayrısı mı var? O yüzden yani bu idrak ve şuuru herkese açmayı diliyor. Sadece senin kendine yüklediğin yazılımındaki saf ve temiz olanı bilmen, bulman, ona teslim olman gerekiyor. İşte burada teslimiyete geçmemenin en büyük nedenlerinden biriydi. Atalarımdan karmalar geliyor, bilinçaltımdan aktarımlar var. Senin atalarım dediğinde, bilinçaltı dediğin şeyin içinde milyarlarca yıllık hafıza ve bilgi var. Sen hangisini temizlemeye yetişebilirsin? Hangisini dönüştürmeye yetişebilirsin? Tek bir yer var yetişebileceğin, içinde olduğun an ve zamanda yaşayanın kimliği, diğerlerin değil. Hayır, diğerleriyle bir işin yok senin. Sadece içinde yaşayan sana ait olanı değiştirebilirsin. Sadece temiz bir niyetle, imanla, tertemiz olduğuna, sana hikayeler aktarılmış olmasına rağmen sen artık kendi hikayenin içinde olduğuna ve söylediğin her sözle anda yarattığına, var ettiğine iman etmenle bir sözü dün de söyledim. 21 gün, 63 gün ya da 90 gün tekrarladığında senin bütün hücrelerinde değişim yaratıyor. İsterse senin programın virüslü olsun bak. İsterse atalarından karmaların aktarılmış, bilinçaltın çöplük değildir bilinçaltı ama isterse bilinçaltın çöp kutusu gibi olsun, yazılımın kirli olsun hiç sorun değil. Söz çok önemli ve etkili. Ve ağzınızdan çıkan her söz anında bu sistem içerisinde yaratıma giriyor. Maddeye en yakın frekans sözdür çünkü. Peygamber Efendimiz o yüzden diyor ki ya gül söyle, güzel söyle ya da sus diyor. Bu sebeple söylüyor arkadaşlar. Yani eğer söyleyeceğin şey olumsuzsa buradan başlayabilirsin. Fark et ve sus. Fark et ve sus. Düşündüğün şey olumsuzsa fark et ve bir nefes al. Durdur. Yaşadığın şey olumsuzsa olayın dışına çık ve bir bak. Ne oluyor? Neden yaşıyorum? Bu hikaye ne zamandır böyle? Ne zamandır bunu yaşıyorum? İlk ne zaman ben bu hikayedeki bu olayı yaşamaya başladım? Artık bunu yaşamak istiyor muyum? Hayır, durduruyorum. Artık bu döngüyü yaşamak istemiyorum. Durduruyorum. Durdurdun, eskisi gibi davranma. Senin hayatında tekrar eden döngü tekrar tekrar gelse bile farklı davran. Eskisi gibi davranma lütfen. Aynı davranışlar aynı olayları tekrar getirir. Aynı sözler aynı olayları tekrar getirir. O yüzden şu an kolektifte söylenmemiş olan bir şeyi söylemem gerekiyor ki aynı şeyler tekrar tekrar gelmesin duyanlara da bana da. Yayını kaydedeceğim mi? Yayını kaydedeceğim arkadaşlar. Bir sorun olmazsa kaydedeceğim. Bir sorun olursa zaten kendiliğinden kayıt düşüyor olmuyor. Kafanıza takılan bir şey varsa sorun. Çünkü kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şengül, kendinden kendine koydun bu aynayı. Ben teşekkür ederim sana. Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Siz dediğim şey o vahdet denizinin içindeki ben olanın ta kendisi biliyorum çünkü. Biliyorum. Bu dünyada bildiğimiz hiçbir şeyin mutlak doğru olmadığını, mutlak doğru diye bir şey olmadığını, içinde bulunduğumuz programın, yazılımın, sistemin ya da adına ne derseniz deyin anlayabileceğiniz dilde sürekli kendini güncelleyen, yenileyen, sürekli kendinden kendine milyon kere değişim geçirip erişilmez olan olduğunu fark edin. Leman, yayını YouTube'a yükledim. Eğer yükleyebilirsem hani bir problem oluşmazsa bunu da yüklemeyi düşünüyorum. Onlar orada kayıtlı kalsın. İz kalsın. Kendisinden sonraya iz bırakan sesiyle, sözüyle, görüntüsüyle ölümsüz olur. Çünkü insan ölümsüzdür zaten. Bir sonrakine, kendinden sonrakine
iz bırakmış, fayda sağlamış. Yapması gerekeni yapmış ve gitmiş olur sadece. Şimdi anda kalmak, evet, yaklaştırır. Dünya zaman birimiyle anda kalmak olarak şunu anlatabilirim. Geçmişle ilgili hiçbir şey düşünmüyorum artık. Diyelim ki geçmişteki işte o bana bunu yaptı, bu bana şunu yaptı. Yani hikayeler, geçmişteki hikayeleri artık geride bıraktım. Hiçbiri bana ait değildi. Bu şekilde düşünün, olur mu? Kendim üzerinden örnek vererek söylüyorum bunu. Geçmişteki hikayeler geçmişte kaldı. Hiçbiri bana ait değildi. 10 yıl önceki ben değilim çünkü. O gün orada o kimlikteki Reyhan onları yaşaması gerekiyordu. Yaşadı ve bitti. Bu kadar. Geçmişi düşünmeyeceksin. Gelecekle ilgili de Reyhan dediğimin tasarımı, yaratılışı gereği ne söyleyecek, ne yapacak, nereden nereye gidecek, kaç kere nefes alacak, kalbi kaç kere atacak, ne giyecek, ne yiyecek, ne zaman başına ne gelecek, tek tek zerre bir anı atlanmamış, zerre bir an ihmal edilmemiş olarak var duruyor zaten orada. Sadece ben zaman birimi içerisinde yaşadığım için şu an o zamanın algısında olmadığımdan dolayı endişe ve tasa ediyorum. Oysa ki ben endişeyi ve tasayı bıraktığımda aynı anda geçmişi ve geleceği bırakmış olacağım ve bunlar bir duygu yumağı şeklindedir. Geçmiş ve gelecek takıntısı, korku, endişe, kaygı, geçmişten geliyorsa değersizlik, kendinden emin olamama, yetememe, yetersizlik, özgüvensizlik hepsi aynı yumağın içindedir. Birbirinden ayrı değildir. Sen tam olarak anı fark ettiğinde, geçmiş ya da geleceğe odaklanmadığında tam olarak teslimiyet halindesindir. Tam olarak varlık halindesindir ve bunu sağlayabileceğin en güzel şey zihnini konuşabilirken yakaladığın her seferinde bak. Zihnim sus. Bitti, geçti o. Sus zihnim. Kendini geçmişle ya da gelecekle ilgili yakaladığında ve her seferinde bunu yakaladığında yapman gereken şey hay diye derin bir yaşam nefesi çek içine, tut biraz, sonra tekrar bırak. Tekrar nefesi çek içine, tut, sonra tekrar bırak. Bunu birkaç kez tekrar ettiğinde, yani şöyle düşün, kare nefes tekniği var. Onunla bile yaptığında bir süre sonra bakmışsın ki böyle ana gelmişsin, olduğun andasın. Normale dönmüşsün, unutmuşsun çoktan biraz önce olanları. Kare nefes tekniğinde 4 al, 4 tut, 4 ver, 4 bekle, tekrar 4. Ama eğer nefesinizi uzun süre tutabiliyorsanız bunu 6'ya ya da 8'e de çıkarabilirsiniz. 6, 6, 6 ya da 8, 8, 8 şeklinde gidebilirsiniz. Çok faydalı olacağına inanıyorum. Ama her seferinde hay diye çekin derinden ve verirken hu diye üfleyin kendi alanınıza. Ana getirir bu. Yani şimdiye getirir. Ana demeyelim. An çok dünya boyutuna ait bir zaman birimi değil. Saadet. Atalardan geleni değiştiremeyiz. Çünkü onlar atalarına aitti. Sana ait değildi. Önce bunu kabul et, tamam mı? Hikayelerin tamamı atalarına aitti ve artık sen bu hikayeleri devam ettirmek istemiyorsun. Çünkü sen saadet öz olanı yaşamak istiyorsun. O zaman o olay sana ne hissettirdi? Bak, korku mu, endişe mi, kaygı mı, değersizlik, yetersizlik mi? Ne hissettirdi? Bunların hepsinin sende inançları var. Yani bunların hepsine iman ettin. İman ettin. Korkuya iman ettin, değersizliğe iman ettin, yetersizliğe iman ettin. Anladın mı kendi kimliğinde? Sen o olayı yaşarken ne yaşıyorsun? Korku yaşıyorsun. Bu korku bana mı ait? Ben bunu ilk hangi olayda yaşamaya başladım? Ne zamandır ben bu korkuyu yaşıyorum? Ve artık ben bu korkuyu yaşamak istiyor muyum? Hayır. Yaşamak istemiyorum. Ben bu korkuyu yaşamış olabilirim. Çok güzel bir şey bu bak. Ben bu zamana kadar yaşadığım olaylarda, döngülerde bu korkuyu yaşamış olabilirim. Çok normal. Kabul ediyorum. Ben insanım ve korkmuş olabilirim. Bak, bu kabul var ya, korktuğunu, değersiz hissettiğini, yetersiz hissettiğini, özgüven eksikliğin olduğunu, bu içteki kabul var ya, bu çok önemli. O zaten kendi içindeki çatışmayı durdurur senin. Korkuyu kabul et. Bu bana ait. Ben bu zamana kadar defalarca yaşadığım olaylarda bu korku duygusunu hissetmiş olabilirim. Evet, böyle kabul ediyorum. Ama artık ben korkmuyorum.
Çünkü ben beni burada var edene teslim oldum. Artık görevi bitti, gidebilir. Yapacağın tek şey bu. Öfkeyi mi fark ettin? Öfkeninki daha farklı. Öfkede de şöyle yaparsın. Bunlar sadece senin onu göndermen ve sende olana iman etmek için yollar ve yöntemler. Bu kadar sadece. Ona da tutulmayacaksın. Öfkeyi mi fark ettin? Öfkeninki daha farklı ve bedende öfke duygusu ve korku duygusunun enerjisi çok yüksektir genelde. Öfkede de diyelim ki bir olayda çok öfkelendin. Neye öfkelendiğine ve kime öfkelendiğine bak. Öfkelendiğin olayı daha önce yaşadın mı? İlk nerede yaşadın? Öfkelendiğin kişi daha önce bu öfkeyi yaşadığın kişi mi? Ya da bilinçaltın bu öfkelendiğin kişiyi hayatında başka bir dönemde başka biriyle eşleştirerek mi yine aynı kişiyi aynı oyunu orada kurup öfkelenmek istiyor? Çünkü bedende enerjisi var. O zaman kendinden bunu inkar etme. Otur oraya. Öfkelendiğin kim, ne ya da hangi olaysa önüne bir yastık al. Mis gibi döve yastığı. Öfkeni çıkarana kadar, o enerji senden boşalana kadar döv. Ve de ki, ben öfkelendim çünkü ben insanım. Öfkelenmek çok doğal hakkım benim. Ama ben bütün bu enerjiyi boşalttım. Bedenimdeki bütün öfke şu an ayakların yerde olsun bak bunu yaparken. Ayak tabanların dümdüz bir şekilde yere bassın. Ellerin de yine yastığın üzerinde bak açık bir şekilde yastığın üzerinde olsun olur mu? Bütün bu öfkeyi bedenimden, ruhumdan, her şeyiyle, bütün enerjisiyle ve varlığıyla boşalttım, attım gitti. Bana ait değil. Ben beni yaratana, burada her an var edene teslimim. Her şey onun kontrolünde. Şahitliğe geçiyorum artık. Şahit olmayı seçiyorum. Öfkelenmeye gerek yok. Vazgeçtim, saldım. Bitti, kabul ettim. Sonra da saldım, vazgeçtim. O enerjiyi boşalt. Öfkede enerjiyi boşaltman gerekir. Leman, bak çok güzel bir soru sormuşsun. Şu sorduğunla ilgili kendi idrakım kadarını anlatacağım. Olur mu? Onu yapanın ne düşünerek yaptığını bilmiyorum. Yargıya giremem. Demişsin ki hakikati anlatan bir hocamız var ama ücretli kapalı Zoom dersleri veriyor. Ödemeli. Biz hepimiz biriz. Neden hakikati benim diğer parçam ücretli paylaşıyor bu bilgileri? Peygamberimiz ücretli paylaşmadı. Bak şimdi şöyle düşün. Şimdi ben ne yapıyorum? Size gönlümden geçeni aktarabildiğim kadarını paylaşıyorum değil mi? Ve burada paylaşırken ne yapıyorum? Paylaşabileceğim kadarını. Çünkü burası açık bir platform. Herkes buraya dahil olabilir. Ve herkesin idrakının alabileceği kadarını açmak zorundayım. Daha fazlasını açamam, değil mi? O karşıdaki insanın idrakını zorlayacağı için, karşıdaki insanı sıkıntıya sokacağı için buna hakkım yok. Vebale ve kul hakkına girmiş olurum. O zaman ben ne yaparım? O kişi de böyle yapıyor olabilir. Yani bir insanın bilgileri anlatırken ona harcadığı nefesin, ona harcadığı zamanın karşılığını hak ettiği kadarını ona vermeniz, sizin o bilginin size akması için gereken bedeli ödemeniz ve onun size akmasını sağlamanızdır. Ama burada bilgiyi verenin verdiğinin üstünde çok yüksek miktarlar talep etmesi ya da bilgiyi alanın verdiği paradan razı olmadan o bilgi ve ilmin içinde bulunmaya çalışıyor olması iki tarafında o bilgiden faydalanmasını, yaptığı işten faydalanmasını engeller. Peygamber Efendimiz evet verdiği bilgileri parayla paylaşmadı ama Peygamber Efendimizin de kendince zaman ayırdığı Hazreti Ali ile birlikte yetiştirdiği özel 7 kişi vardı. Onlara anlattıklarının tamamını bir diğer eshaba anlatmış değildi. Eshab-ı Suffa'yı yetiştirdi. Onlara anlattıklarını diğerlerine anlatmış değildi. Evet o peygamber olarak bunu ücret karşılığı yapmadı. Ama şimdi içinde olduğumuz sistem gereği olduğumuz an, zaman, durum ne gerekiyorsa onu yapmak zorunda karşıdaki kişi. Yani burada şöyle düşünmeyin. Yani çok pahalı bir eğitim, çok muazzam bilgiler verecek, kesinlikle girmeliyim gibi düşünmeyin. Sadece o an orada bu nefesi tüketenin hakkı olanı vermeniz yeterli sizin için. Onun hakkı da senin verebildiği kadardır. Senin ona
ikram edebildiğin kadardır. Senin gönlünün buğz ettiği kadarı onun da hakkı olmaz. O yüzden mesela şu an ben bunları anlatıyorum, değil mi? Sen bunu burada dinliyorsun. Senin sonradan bu videoyu girip de YouTube'dan izlemen gerektiğinde izlemen ve oradan bir beğeni ya da yorum atmış olman, buradaki nefes harcayan kişiye karşılığını vermendir. Bunun gibi düşün. Bak, bu çok basit bir şey, değil mi? Ama karşılığını verdin. Onu da videoyu yüklediysem, videoyu yükleyemediysem böyle bir şey de yok yani. Çünkü ben karşılık beklemiyorum. Ya da oradaki kişi para alırken hakkının dışında alıyorsa manipüle ediyordur. Evet. Ama hakkı olan kadarını, yani bir nefes harcıyor, çocuğunu, çoluğunu, işini, gücünü bırakıyor o an, değil mi? Enerji harcıyor ve eğer bilgileri akıştan alıyorsa belki de orada o bilgileri verdikten sonra çok ciddi baş ağrısı çekiyor olabilir, biliyor musunuz? Ciddi baş ağrısı çekiyor olabilir. Çünkü onları o an hepsini oradan çekmek, derlemek, toplamak ve anlaşılacak şekilde dile dökmek, aynı zamanda kendi yaşadığımız düzenin normlarına aykırı olmayacak şekilde ayıklayarak dile dökmek çok daha profesyonellik isteyen bir şey. Bu da zahmetli. O yüzden sen gönüllü girdiğin fiyatına bakmadan, verebileceğin kadar neyse, kendi içinden gelerek gönüllü girdiğin, almak istediğin ve gönüllü ücretini vererek girdiğin senin işine yarayacak. Çok yüksek miktar isteyen çok büyük bilgiler veriyor zannederek girme ne olur. Öyle bir şey yok çünkü. Keşke her, yani para bazen eleme sistemi arkadaşlar. Peygamber Efendimiz para almamış. Ama hiç kimse şu an yaşadığımız zamanda, zaman çok kıymetli. Çok kıymetli olduğu için de hiç kimse kimseye bir anını bile anlatmaz. Bir anını bile ayırmazken gerçekten bu işi hakkıyla yapıp hakkıyla, hak ettiği kadarıyla o ücreti alana gönüllü verin bence. Çünkü nefes harcıyor, zaman harcıyor. Mesela bak, ben şu an burada oturdum konuşuyorum ya. Sabah uyandım, kahvaltı bile etmedim. Evimin temizlenmesi gerekiyor. Hiçbir yere ellemedim daha. Sadece buraya zaman ayırmak istedim. Çünkü o akışın geldiğini fark ettiğimde benimle birlikte, benim beynimin içinde dönsün, dursun, bana açılsın sadece istemiyorum. Buradan alması gereken insanlar da faydalansın istiyorum. İlim parayla satılır mı? İlim parayla satılır. Eğitimler cihazlarla uyanışa geçilir mi? Hepsi uyanışa geçme yolculuğunda birer basamaktır. Hepsine basarsın, basarsın, çıkarsın. Hiçbirine tutunmazsın. En son geldiğin yerde de anlarsın ki hiçbiri yokmuş. Yani burada eğitimler ve para vermekle ilgili içinizden ne geliyorsa onu yapın. Kendi özünüze güvenerek hareket edin. Elini kalbine koy, sana o eğitime katılman ve para vermen gerektiğini söylüyorsa katıl. Hayır, katılma, buna bu kadar ücret ödeme gerek yok diyorsa katılma. O doğruyu söylüyordur sana. Allah ve Rab arasında fark yok. Bak, Allah'ım de, Rab bizi burada eğiten sisteminin adı ama o yine ta kendisi. Allah'ım de, Rabbim de, yaratıcım de, kadiri mutlak olan de, hiç ne dediğinin bir önemi yok, biliyor musun? İçinden ne geliyorsa onu söyle. Ama Allah ismi en güzel olanı. Yani Allah dediğinde Rab, Hu, kadiri mutlak, yaratıcı, Tanrı, hepsini kapsamış oluyorsun. Bütün esma ve isimleri kapsamış oluyorsun zaten. Allah demekten korkmayın. Secde edin dediniz. Kendimi huzurlu hissettiğimde kılınan namaz sanki gönülden ve tamamen zihinsiz ve tam teslimiyettir gibi hissediyorum. Diğer zamandan zihnim durmuyor, susmuyor demişti. Zihninin, bak, zihninin durmadığına, hiç susmadığına inanıyorsun sen zaten. Zihnin de zaten onun ta kendisi. Ama senin frekansın oraya eşleştiği için zihin boyutundan konuştuğunu düşünüyorsun seninle. Orada da sen kendin yavaş yavaş sükunete, sakinliğe, şahitliğe geçtikçe zihninin sustuğunu fark edeceksin zaten. Ya da konuşan şeyin zihnin olmadığını, kendinden kendine hakkın olduğunu fark edeceksin. Zihin boyutu çelişki boyutudur arkadaşlar. Levan, rica ediyorum. Gönlünden geldiği gibi yap.
Sudan, bunu bir iş olarak yapmak sorgulanabilir demişsin ya. Bazen bakıyorum, bazı eğitimler veren hocalarımız var mesela. Bakıyorum, verdiği bilgilere bakıyorum. Aldığı paraya bakıyorum. Diyorum ki, sen ne kadar güzel bir ruhsun diyorum. Yani verdiğin bilgilerin yanında aldığın para zerresi değil. Ama sadece hak ettiğin kadarın, yani oraya harcadığın zaman, emek ve hakkın kadarını almak istediğin için bunun fiyatını çok düşük yapıyorsun. Bazen bakıyorum, işte bir eğitim mesela 20 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira. O zaman diyorum ki mutlak olmayan bilgilerin hangisi bu fiyatı ödememe değer? Bana ne öğretebilir ki? Bu göze bakın. Bence bu göze bakın arkadaşlar. Benim burada hakkım helal, ne demek, nefesim hakkım helal olsun, hiç sıkıntı değil. Ben kendim istediğim için çıkıp konuşuyorum. Allah sizden de razı olsun arkadaşlar. Bir de şunu fark ettim. Allah razı olsun kelimesi var ya, çok özel ve önemli bir kelime. Hani bu uyanış esnasında dini algılar işte şeriat boyutundan, tarikat boyutundan çıkarken bunlar gidiyor ya. İşte biz bunları zannediyoruz ki aslında o boyuta aitti. Çok da önemli, özel şeyler değil zannetmeye başlıyoruz zamanla. Çok özel. Teşekkür ederim deyin, fark etmez. Allah senden razı olsun deyin. Çok güzel. Allah razı olsun dediğinizde sesler ve sözler çok etkili olduğu için sistem o kişiye güzellik olarak döndürüyor bunu. Aleyküm selam. Kamera manekol. Filiz, F Yıldız, canım sorunu göremediğim. Kaydetmeye çalışacağım. Eğer bir problem olursa kaydedemem ama bir sorun olmazsa kaydedeceğim. Herkes bize aynalık mı yapıyor demişsin ya Leman. Şimdi sen kendin zaten bir aynasın. Sen kendi karşındaki gördüğün şeyi aslında kendi aynanda izliyorsun. O senin aynan olduğu için değil, sen aynı olduğun için izliyorsun. O kendince bir birey ve farklı. Ama sen kendi aynanda ne varsa karşındaki sana onu yansıtıyor. Yani bazı insanların birilerine çok değerli hissettiriyor ve değerli davranıyorken sana değersiz hissettirmesi ve değersizmişsin gibi davranması seninle ilgili. Bu şekilde örnekleyebilirim bunu. Hale Yalçın, kendi uyanışımdan bahsedeyim. Kısaca anlatayım ama. Ben uyanışla alakalı olduğunu bilmiyordum ama hayatımdaki her şey devrildi. Yani şu dünyada tutunabileceğim ne varsa hepsi gitti elimden. Güvenebileceğim ne varsa hepsi gitti elimden. Maddi, manevi, aklınıza ne gelirse. Sonra ben bir süre sonra idrakım fark etmeye ve açılmaya başladı. Bu olaylar başlamadan önce, yani bir 9 yıl önce oldu bu uyanışa ilk başladığım aşama benim. 2016 yıllarındaydı ama aslında 2014 ve 2015'te başlamış geriye baktığım zaman, rüyalarla başlamış ama ben o an onu idrak edememişim, yani fark edememişim. Sonra bu çok ciddi acılar çektiğim dönemde, ciddi problemler, hayatımda büyük yıkımlar yaşadığım dönemde kuantum okuduğum için, yani 16-17 yaşlarındaydım. Kuantum araştırmaya ve okumaya başladım. Secret kitabını okuduğumda da bütün idrakım ve algım değişti baktığım aleme karşı. Çünkü o yaştayken işte Kur'an ayetleri, kısmen Arapça, birçok şeyi biliyordum yetiştirildiğim aileden dolayı. Bildiğim için de Secret kitabı ve kuantumu fark etmeye, okumaya başladığımda ayetlerle ve aslında Allah'ın söyledikleriyle eşleştiğini fark ettim. Bunların hepsini birbirine eşleştirmeye başlamıştım zaten. Daha sonra bu yıkım aşamasında bu içinde bulunduğumuz alana dair idrakım açıldı. O yıkım aşamasında ama şöyle bir şey oluyor arkadaşlar, hayatınızdan her şeye giderken
inanılmaz bir ibadet. Çünkü acı insanı uyandırabilecek en etkili şey acı. Acıyla uyanıyor. Cehennem. Cennette uyanılmıyor. Cehennemde uyanıyorsun sen. Cehennemde uyanıyorsun ve çıkmak istiyorsun oradan. Ama o an öyle bir alandayım ki sürekli ibadet ediyorum. Secdelerde saatlerce Kur'an okuyorum. İşte Fetih Suresi, Vakıa Suresi, aklınıza ne gelirse 40 tane, 50 tane, 2 saat içerisinde 40 Vakıa Suresi okuduğumu biliyorum ezbere bildiğim için. O yüzden de aşırı bir ibadet etme isteği oluyor yani. Aşırı bir Allah'a yaklaşma isteği oluyor. Ve sen yaklaşmak istedikçe o zaten kendini açmak istiyor. Ve burada Allah'a çok yaklaşmak istediğim anlar olduğu gibi bana bunları neden yaşatıyorsun diye böyle çok kendimden kendime kızdığım, isyan ettiğim, neden ben yaşıyorum, niye oluyor diye sorguladığım zamanlarda oldu. Ama o sorguladı yani o yıkımın içerisinde, o yaşadığım çok büyük yıkımların içerisinde bile şu an hiçbir an benim elimi bırakmamış. O kadar iyi idrak edebiliyorum ki ve hepsini şu an fark ettiğim bilinçte yani vahdeti vücudu fark ettiğimde kendinden kendini o istediği için hepsini bilerek yapmış. Hiçbirini zaten yapan eden dışarıda biri yokmuş ki. Şimdi fark ediyorum. Daha sonra bu aşamalarda yani bu yıkımın en son aşamasında ben şu an bulunduğum şehirde tamamen çaresiz, tamamen dibini bulmuş olduğum haldeyken oradaydım zaten o Allah idrakım yani kuantum alanın ne olduğuna dair idrakım, kendimin ne olduğuna dair idrakım tamamen açıldı. Herkesinki birbirinden farklıdır ama benim önce dışarıdakilerin Allah'ı yani dışarıdakilerin o olduğunu fark etmeye başladım. Gözlerden bakan herkesin o olduğunu anlamaya başladım. En son kendimdekinin de o olduğunu fark edebildim. Çünkü orada dışarıdakiler algısı hala var ya, önce oradan açıldı şahitliğim. En son kendimdekindekine şahit oldum. En son yaşadığım şeyde de artık şu an dedim ya, tam olarak şahitlik ve idrak açıldığı yerde de zaten ölüm deneyimiydi yaşadı. Tamamen ölüm deneyimiydi. O çok farklıydı. Ama 9 yıl gibi bir süre oldu. Eğer bu işin başındaysanız ilk önce herkesin yolculuğu tabii ki farklı ama ilk önce hayatınızdaki her şeyin gittiğine şahit oluyorsunuz ve durdurabileceğiniz bir şey olmuyorsun. Hiçbir şekilde sen durduramıyorsun, müdahale edemiyorsun oradaki oyuna. Anda yapman gereken neyse onu senin üzerinden sen zaten yapıyorsun. Yani elinden gelen yaptığın neyse onu yaptırıyor sana. Ama burada yaptıysan iyi ki yaptım ya da yapmadıysan ben suçluyum. O an bunu yapabilirdim gibi bir algı kesinlikle yapma kendine. Ne olması gerekiyorsa o an tamamen onu yapıyor, yaratıyor ve olduruyor zaten o senin sisteminde, senin aleminde. Daha sonra bilgilerin otomatik olarak bilgilerin akış şeklinde geldiğini fark etmeye başladım. O dönem zaten çıktım hemen anlattım ben. Kuantum sevenler sayfasıydı burası. Daha sonradan ismini kuantum hakikate çevirdik arkadaşlarla. O zaman şiirler, şarkılar, sözler, hiç bilmediğiniz işte konularda sayfalarca yazılar yazıyorsunuz. Ben de yazdım. Daha sonra da artık idrak açıldıkça sistemi okumaya başlıyorsun, insanları okumaya başlıyorsun, hangi oyunun sana neden geldiğini, burada ne yapman gerektiğini, otomatikmen seni hepsinin içine böyle pat 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 atmaya başlıyor. Sen kendin bile ne olduğunu anlayamıyorsun. Kendindeki değişimi fark edemiyorsun. O kadar hızlı bir değişime giriyorsun ki sen artık onunla uyumlandığında. Bir anın yani mesela çok tutarsız olabiliyorsun uyanış aşamasında. Bugün burada böyle söylediğini ertesi gün idrakı açılmış, daha üst bilinçten açılmış diyorsun ki aslında böyle değilmiş, o bilinç de böyle düşünmüş, bu daha farklıymış diyorsun. Bunlar çok normal. Çünkü sizin hepinize uyanış aşamasındaysınız, oluyordur bu. Daha sonra uyanış aşamasında zannettiğin şeylerin uyumadığını, hep olan olduğunu anlıyorsun. Sen uyumuyorsun, kimse de uyumuyor. Uyanış sadece senin idrakın açıldığında bunu tanımlayabildiğin bir isim. Tanımlayabildiğin isim o, uyanıyorum. Sen uyumadın ki hiç. Tam olarak her şeyin idrakı oturduğunda, yani şu an tam olarak benim yolculuğumda geldiğim yerin idrakı oturdu. Yoksa ki bu şu demek değil.
Yani yolun sonuna kadar her şeyi anladım, bitirdim. Böyle bir yer yok burada. Bu yolda böyle bir şey yok. Hep bir yerden bir yere, bir bilinçten diğer bilince atlıyorsun. Orada yolculuğun var. Daha sonra bir diğerine sıçrama yapıyorsun. Orada yolculuğun devam ediyor. Şu an olan şey de aynısı bana. Şu an geldiğim şahitlikte yolculuğum daha farklı devam edecek. Sonra nereye gelecek, nasıl devam edecek hiçbir fikrim yok. Ben de sizin gibiyim. Sadece yolda bir yolcuyum. Sizden de hiçbir farkım yok. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Yani uyanış tamamen acil oldu. Efsane İlker. Ben çok eğitim aldım ama hayata geçiremiyorum. Bir süredir eksik hissediyorum. Bu nedendir demişsin. Çünkü aldığın eğitimin seni tamamlamayacağını, aldığın eğitimlerin seni tamamlamayacağını senin içindeki öz mekanizman biliyor. O zaman eğitimlere biraz ara ver. Sadece kendin kendine kal. Biraz çabasız, sakin, izleyebildiğin alana geç. Olur mu? Filiz, sorunu görmek istiyorum ama çok özür dilerim. F Yıldız, sorunu tekrar yazar mısın? Çok yukarıda kaldı. Uyanıştan sonra tekrar ibadetlere geçiliyor mu demişsiniz? Benim uyanışımdan sonra tekrar ibadetlere geçmem mümkün olmadı. Başkalarında nasıl olur bilmiyorum. Leman, ben de sizin gibi ibadet ediyordum. 24 yıldır namaz kıldım. Ben şimdi 3 aydır namaz kılamıyorum. Nedendir bu demişsiniz. Leman, yani namaz kıldığında sen Allah'a iman ederek, Allah'ı orada olduğunu ve ona oradan yaklaşacağını düşünerek 24 yıldır namaz kıldın. Ama şu an bilincin değiştiği için bu taraftaki bilinçte de diyorsun ki cennet cehennem bu dünyada, ben 24 yıldır namaz kıldım, Allah'a yaklaştım. Şu an Allah senin sen ile senden olan yolculuğunda başka bir boyut ve bilinçten bakmaya başlıyor. Burada namazı kılan da sen değildin. Şu an kılmayan da sen değilsin. Burada yapacağın şey sadece olana teslim olabiliyor olmak. Senin sorunun cevabı da gelmiştir. Leman'la aynı şeyi düşünüyorum. Merak ediyorum demişsin. İsmini okuyamadım arkadaşım. Evet, sadece olana teslim oluyor olmak. Ben de o mesela çok kıldığım bir aşama oldu. Hatta en son kıldığım namazı hatırlıyorum. Geceleyin namaz kılmaya kalkıyordum. Ve o dönem Ramazan orucunun dışında haftada 2 gün oruç tutuyordum. En uzun günlerde, yaz günlerinde bile. Sonra bir gece namaza kalktığımda abdestimi aldım, seccademe oturdum ama namaz kılamıyorum. Kılamadığım için de neden namaz kılamadım, neden kılamıyorum? Sadece seccadenin üzerine oturup elimi kalbime koyup ağlamaya başladım. Ve içeriden bir sohbet, kendimden kendime bir konuşma olduğunu fark ettim. Aslında orası özün sessiz, zihnin susup yani zihnin öze döndüğü yer değil bunu. Kendinden kendine özünle konuşmaya başladığın yerdi. O konuşmayı fark ettikten sonra Kabe'nin gönlüm olduğunu hissettim. Ve secde edemedim. Ama ben de sizin gibi sürekli böyle sohbet, yani uyanışla ilgili sohbet yakaladığım yerlerde namaz kılıyor musunuz? Hayır kılmıyorum derse şöyle diyordum. O zaman hangi ayete dayandırarak kılmıyorsun? Bana da anlat. Ben de emin olup kılmayayım o zaman. Ama bu o kişinin ya da benim kılma diyebileceğim bir şey değil ki. Bu senin kendi özünle arandaki bağlantınla ilgili bir şey. Sen zaten secdeyi bütün kainata, senden var olan her şeye gönülden yapmaya başladığında o otomatikmen gidiyor ve sen orada ben namaz kılayım mı, kılmayayım mı? Kılmazsan bana hesap sorar mı gibi bir algıyı bulamıyorsun kendi benliğinde. Çoktan gitmiş oluyor o algı, korku ya da hesap verme bilinci. Tamamen gitmiş oluyor senden. O yüzden namaz kılayım mı, kılmayayım mı, ibadete devam edeyim mi, etmeyeyim mi? Bunlar senin kendine ait bireysel sorular. Sadece ne olmaktaysa ona uyum sağla. Yani namazının üzerine 5 vakit daha kılıyorsan, 5 vakit daha kıl, ona uyum sağla.
Ama şu an o istemsiz bir şekilde senden gittiyse, vicdan azabı çekip neden kılamıyorum, işte günaha girdim, bu şekilde düşünme, olana uyum sağla sadece. Efsan İlker, uyanıştan kastım içinde bulunduğumuz sistemin mutlak hiçbir şeyinin mutlak doğru olmadığını, çok değişen sürekli yaratım içerisindeki bir formun içinde olduğumuzu, hatta kuantum yasaları gereği baktığımda insan dediğimiz şeyin hiç var olmadığını, bunun yaratıcının kendinden kendine oyunu olduğunu fark etme aşamasından daha sonra ilerledikçe de bunu tam olarak yaşamına geçirip hal etme durumundan bahsediyorum, uyanış olarak. Kimse kimseye ibadetini bırak demiyor. Sadece hakikat bildiklerinin tam tersidir. Senin akletmen gerekiyor. Kimse çıkıp sana namazını bırak ya da namazını kıl ya da tesettürünü kapat ya da aç. Böyle bir hadde, böyle bir hakka sahip değil. Ben de değilim. Bu senin kendinden kendine yolculuğun, kendinden kendine aklederek, iman ederek çıkabileceğin bir yolculuk zaten. Türkan, oruçta ibadet ne düşünüyorsunuz demişsin. Evet, oruçta ibadet. Yani yapmak isteyen için ibadet sakıncalı ya da uyanışa engel olan bir hal değil ki. Çok güzel bir şey ibadet etmek. Secde etmek muhteşem bir şey. Allah secde edenleri çok sever. Ama senden bu algı kalktıysa, onun için söylüyorum ben. Kalkmadıysa sen tabii ki namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın. Oruç tutmak sağlık için de muhteşem bir şey. Mesela ben şu an tuttuğum oruçlarda, mesela sahura kalkıp yemek yemiyorum ben. Sahur alışkanlığım yok. Sadece kalkıp bir bardak su içiyorum. En uzun günlerde bile 24 saatte bir kere yemek yemiş oluyorum oruç tuttuğumda. Tek öğün besleniyorum oruç tuttuğumda. Yemeği, içmeyi, işte oruç seni tutması lazım. Oruç bildiğimiz gibi oruç değil çünkü. Hani hepsini anlattığımda ne kadar algılanır bilmiyorum ama oruç tuttuğunda sen kendini tutman lazım. Yemeden, içmeden, dedikodudan, yargıdan, ayrılık bilincinden, hepsinden tutman lazım, idrak etmen lazım. Hepsinin ona ait olduğunu, yolun ve yolcunun ta kendisi olduğunu, oruç tutarak, ibadet ederek bir cennet hayal ediyorsan, bunların hayal ettiğin gibi olmadığını sadece akletmen gerekiyor. Ve sen şu şekilde ibadet ediyorsan, ben namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, Kur'an'ımı da okuyorum. Ama benim cennete gitmek ya da cehennemden korkmak gibi ticari bir kaygım yok. Sadece canım istediği için, sadece Allah istediği için yapıyorum. Çok güzel bir şey bu. Çok muhteşem bir şey. Birinin çıkıp da size uyandın namazını bırak ya da uyandın orucunu bırak, artık böyle olması gerekiyor demesini beklemeyin lütfen. Bunun içsel sorgusunu kendinizden kendinize sorup kendinizden kendinize yapın. Neye ihtiyacınız olduğunu içinizdeki özbenlik çok güzel biliyor çünkü. Rufa, dua ediyorsan duayı eden o, edemiyorsan edemeyen de o. Yani dua etmen gerektiğinde ediyorsun, edememen gerektiğinde edemiyorsun. Ama tam olarak her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu idrak ettiğinde dua etmek boş gelmeye başlıyor. Yani Allah ne yapacağını bilmiyormuş da sen ona benim hayatımla ilgili böyle böyle yap diye komut veriyormuşsun gibi oluyor. Yıldız, 11 ay namaz kılamadım. Şimdi arada bir kılıyorum. Bu tekrar varlık mı oluyor demişsin. Hayır, böyle değil. 11 ay kılamadığında o an kılmaman gerekiyordu. Kılmadın. Şimdi tekrar secde etmen gerektiğinde tekrar secde ediyorsun. Hiç sıkıntı yok. Ama bu varlığa geçiş tam olarak böyle bir şey değil. Orası çok daha farklı bir alan. Çok daha farklı. Kim olduğunu fark ettiğinde duaya ihtiyaç duymuyorsun. Evet, Muhammed Genç, 19.
çocukluktan beri namaz ve maneviyatla geçmiş birisi düzenli 5 vakit kılamayıp kendini suçlu hissettiğinde kılamamak aynı uyanışa geçmekle mi ilgili? Evet. Ben de 11 yaşında başlamıştım namazı. Uyanışla alakalı. İdrakın ve farkındalığın açıldığında Kur'an'daki namaz ayetlerinin namaz değil salatı daimun dediğini, namaz dediğimiz ritüelin aslında Hazreti Adem'den bu yana gelen bir şey olduğunu, fakat kıyamet, son peygamber, kıyam uyanış demek ya, peygamber efendimiz son peygamber, Kur'an son kitap ya, bununla birlikte aslında peygamberin o an kıyametten bahsederken, uyanıştan bahsederken çok farklı bir şey anlatmak istediğini fark ettiğinde artık eskiden kıldığın gibi namaz kılamıyorsun. Ama burada idrakın farklı bir boyuta geçtiği için, bilincin farklı bir boyuttan artık açmaya başladığı için sana sistemi, her baktığın yerde sen Allah'ı görüyorsun zaten. Sadece suçlu hissetme. Çünkü her şey olması gerektiği haliyle en güzel şekilde oluyor. Sorumlu, suçlu değilsin sen. Burada dün de söylediğim gibi yaratıcının muazzam kontrolü olan bir sistemin içerisindesin. Rüya neden görürüz hocam, zihinden mi demişsin Leyla? Rüyalar bilinçaltı ile ilgilidir. Ama aslında orada rüyalar şuursal boyutta görülür. Ve şuursal boyutta gördüğün her şey hakikatin ta kendisidir. Ve insan dediğimiz yapıyla alt bilinç seviyelerindeyken en iyi iletişim kurduğu araç rüyalardır. Çok özeldir rüyalar çünkü. Sen önce rüyalarını tabir etmeye başlarsın. Sonra idrakın genişledikçe ve yükseldikçe dünya hayatının da rüya olduğunu anlayıp dünya hayatını da rüya gibi tabir etmeye başlarsın. Ve rüyayı okumaya başlayan artık kendini bilmeye başlar. Çünkü rüya okumak, yani normal gerçekten gördüğümüz rüyaları okumaya başlamak, uyanma, yani farkındalığa geçmenin ilk aşamalarından biridir. Daha sonra dünya hayatındaki rüyayı okumaya başlarsın ve artık idrakın sisteme dair açılmaya başlar. Çünkü hepsi rüya içinde rüyadır. Dilek, önemli bir şey söyleyeceğim sana. Bunu deneyimlediğim için söyleyeceğim. Böyle olan arkadaşlar da bunu fark etmeleri için. Demişsin ki kendime her gün enerji çalışmaları yapıyorum ama enerjim yükselmiyor. Sanki yine yorgun gibi, bunu anlamıyorum. Şöyle, enerji çalışmalarında şöyle bir şey var. Enerji çalışmaları senin zihninle bedeninle uyumlanmadığında seni yorgun düşürüyor. Ve oturduğun yerde uyuyorsun, yorgun hissediyorsun, bir şey yapamıyorsun. Kendi üzerine enerji çalışması yapan arkadaşlarım, lütfen bunu bırakın. Bırakın. Postacıya aşık olmak kavramı işte bunun içine de giriyor. Yapmayın. Sen sabah kalktın mı? Kalktın yataktan. Şöyle bir etrafına bak. Derin bir nefes al. Çok güzel bir şükürle. Kendi yüzünde aynaya bak. Kendini severek ben varım. İyi ki varım. Çok güzelim. Teşekkür ediyorum de kendini. Sevgiyle söyle bunu. Daha sonra çık dışarı, bir güneş al, mis gibi havayı solu. İçinde bulunduğun, olduğun ortam için, ellerin için, gözlerin için, nefes alabildiğin için, yediklerin için, sıcacık yattığın, kalktığın yatağın için, senin rızkını her gün gönderdiği için minnettarlıkla şükret ona. İşte sana en büyük enerji çalışması, diğerlerini tamamı ritüellerden ibaret. Sadece belli ritüelden çıkıp diğer bir ritüele geçmek gibi düşün bunu. Hiçbirine ihtiyacın yok ki. Sadece gönülden bağlılığına ihtiyacın var. Gönülden hakkın ne olduğunu idrak etmeye, gönülden onunla ayrı olmadığını idrak etmeye ihtiyacın var. Bütün enerji çalışmaları senin bedenine ağırlık ve uyku yapacaktır. Çünkü ben de öyle yaptı arkadaşlar. Yapamadım. Ben hiç enerji çalışması çalışamadım. Çok nadir. Yani belki bir elin parmağı kadardır.
Oruç açma, aç kalmak değildir. Oruç çok güzel bir şeydir ve oruçlunun nefesi mis gibi kokar onu. Kendinden kendi için yapıyor çünkü bunu. İlker, peygamberi gördün mü sen? Peygamberi göreni gördün mü? Göreni gördün mü? Göreni gördün mü? Görmedim. Şimdi sana burada tek bir söz söylesem, gidip başkasına aktarsan, o da başkasına aktarsa, o da başkasına aktarsa, en son 4-5. Kişiden sonra bak bakalım söylediğin söz neye dönmüş? Çok derin tefekkür et bu söylediğim, olur mu? Sibelciğim, senin kokunu teşekkür ederim. Bedensel ağrılar artar mı Leyla? Bedensel ağrılar artar. Yani farkındalık başladığı dönemde uyuyan da yok, uyanan da yok. Bunu fark ettik artık ama kelime olarak ifade ederken mecburen bunu söylemek zorundayım. Farkındalık başladığı zamanlarda doktor bana fibromiyalji teşhisi koymuştu. Bütün bedenimdeki kan neredeyse bitmişti. İnanılmaz bedensel ağrılarım vardı. Sabah akşam böyle en yüksek doz ağrı kesici iğneler olduğum halde geçmiyordu artık. O kundalini uyanışının başladığıydı. Çünkü hiç oturamıyordum. Yani ne doğrulabiliyordum ne oturabiliyordum. Bir 8-9 yıl önce falandı bu. Ellerimin içerisinde inanılmaz bir ateş, ayaklarımın altında bir ateş hiç sönmüyor, sürekli yanıyordu. Cehennem ateşinde yanıyordum sanki orada. O ağrılar, fibromiyalji teşhisi koyuldu. Sonra dedi ki, üç yerde bel fıtığın var ve bel kayman var. Ve ben o günkü idrakımla şöyle demiştim doktora. Yo, ben gayet sağlıklıyım, benim bel fıtığım yok. Halı çırpıyorum şakır şakır ben dedim yani. Bel fıtığım olsa doğrulamam çırptıktan sonra. Direkt kabul etmedim. Yani sende bu var dediğinde ben onu kabul etmedim. Sonra yavaş yavaş iyileşmeye başladım. Ama tabii bedenimdeki kan çok düştüğü için, yani bu dönemde kan bitiyor, demir bitiyor. Bunların tamamı o idrak değişirken bütün beden kendini yenilediği için, kundalini uyanmaya başladığı için oluyor. Ama biz orada bir hastalığımız var zannettiğimiz için ya da teşhis konulup bir hastalık etiketlendiğinde onu kabul ettiğimiz için onu devam ettiriyoruz. Sonra şöyle de yaptım arkadaşlar, bunda da bilginiz olsun. Sürekli kan vermeye başladılar. Kan almaya başladıktan sonra hacamat yaptırmaya başladım içimden gelerek. O bana çok faydası oldu, tavsiye ederim. Çok çok faydası oldu. Bedensel ağrılar artıyor. Ama Leyla, şunu söylemek istiyorum. Tamamı geçiyor. Hiçbir zerresi kalmıyor. Gönlün rahat olsun. Ben o dönem hiç doğrulamadığımda, oturamadığımda, iki tane çocuğum vardı. Hayatımdaki her şey yıkılmıştı. Bir bardak suyumu bile annem getirmek zorunda kalıyordu. Her şeye o bakmak zorunda kalıyordu. O kadar üzülüyordum ki. Hani bir daha doğrulamazsam, kalkamazsam böyle bir hafta 10 gün içerisinde 7 kilo falan vermiştim. Ne yaparım, nasıl yaparım, Allah'ım yardım et diye. Ama sonradan diyorum ya, ilaç da kullandım. Yani hiç doktor tedavisi olmadan geçmedi. Eğer hastalık çok ilerlemişse o an, hani o dibini bulduğunuzda bedendeki kan bitmiş, bütün vücutta ağrılar başlamışsa tıbbi bir destek almak zorundasınız zaten. Asla bunu es geçmeyin. Yani bu yanlışla ilgili ben hiçbir şey almadan da geçecek gibi bir şey düşünmeyin sakın. O zaman kortizol başlamıştı bana doktor. O kortizol de çok iyi geldi. Bu durumda olanlar lütfen doktor teşhisini göz ardı etmeyin, dediklerini yapın. Ama ben böyleyim, artık böyle olacak gibi kendinizi etiketlemeyin. Geçici bir süreç olduğunu ve geçeceğini bilin lütfen. Geçiyor, hiçbir eseri kalmıyor, rahat ol. Zaten Yıldız şöyle oluyor. Vicdanen rahat oluyorsun. Ama nasıl bu kadar vicdanen rahat olduğuna hayret ediyorsun. Bir umut yaşıyoruz. Kenan Cihan YouTube videolarında bütün gerçekleri anlatıyor. Evet, bakış açım değişti, idrakım değişti demişsin. Çok güzel. Çok güzel. İdrakını geliştiren, değiştiren insanları dinle. İçinden geleni dinle. Evet, gerçek olan rüya.
Ama bana ya da sana ait bir rüya değil. Çünkü sen ve ben olan zaten hiç doğmadı, doğrulmadı, hiç var değil. Turan, Gamzem, Turan. Biyoenerji eğitimi aldım. Biyoenerjiye dair eğitim aldım. Ama hiçbir şekilde hiç kimseye biyoenerji uygulamadım. Kendime hiçbir zaman uygulatmadım. Buna ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız biyoenerji yaptırabilirsiniz. Ama şahsen ben yaptırmadım. Kimseye de yapmadım. Ama çok da yani bu tarz uygulamaların senin kalbindeki iman ve yaratıcı olan yaklaşımın gerçekten tam olduğunda, sen kim olduğuna ve ne olduğuna iman ettiğinde bunlara ihtiyacın olmadığını, ama bunların o yolda seni biraz daha ilerleten basamaklar olduğunu fark edeceksin. Ama ya bunlara sürekli yaptırmam gerekir ya da işte kaç kere yaptırmam gerekir gibi ritüel haline getirip lütfen bağımlılık geliştirmeyin. Leyla, Kundalini uyanışı o. Geçecek. Geçecek Leyla. Kanına baktır. Kanın yeterince var mı, yerinde mi? Çünkü burada kanla birlikte seyrediyor. Bu kan da bitiyor. Etkiler. Leman. Gözlerimi kapatıp kendimi güzel yerlerde bu ışıkla yıkamak gibi imgeler yapmak beni etkiler mi demişsin? Evet, gözlerinin üzerinde yani üçüncü göz alanında bu boyutta canlandırdığın her şey senin kendi DNA'na, vücut yapına ve hücrelerine tesir eder. Çok güzel, yap bunu. Ama zaten bir süre yapacaksın, bir süre sonra bırakacaksın. Bıraktığında da niye yapmıyorum diye düşünme, olur mu? Kadriye, bunlar yaşanmadan uyanış olur değil mi Reyhan hocam demişsin ama önceki sorunu kaçırdığım için bunu ne demek istediğini anlayamamış oldum. Dilek, sen evde köpek besliyorsan ya da kedi besliyorsan, evde can olan bir cana yediriyorsan, içiriyorsan, hizmet ediyorsan, onun gözlerinden bakan da onun ta kendisi, ondan nefes alan da onun ta kendisi. Niye günah olsun? Sen kendin ona hizmet etmekten büyük bir keyif alıyorsan, gönülden istiyorsan neden günah olsun? Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Köpek beslemek, kedi beslemek, kuş beslemek, balık beslemek ya da dışarıdaki hayvanları besleyip onlara yardımcı olmak kesinlikle çok güzel bir eylem. Ama şöyle düşünün arkadaşlar. Bağımlılık haline getirerek, yani onların bir sahibi ve besleyicisi olduğunu göz ardı ederek, sanki senin sorumluluğunmuş ve hep onunla ilgilenmen, onu kurtarman, yardım etmen gerekiyormuş gibi davranman, orada benlik, enaniyet bilincine sokar seni. Evet, o an elinden geleni yap ama onun sahibi sen değilsin. Onu sen doyurmadığında da doyuracağına emin ol, olur mu? Yapan da yaptıran da o şu anlama geliyor. Yeryüzünde içinde bulunduğumuz sistemin içerisinde biz ondan ayrı değiliz. Buradaki yapı ve mekanizmanın her zerresi iyi ya da kötü, bize göre var olan iyi ya da kötü tanımlar koyduğumuz hiçbir şey ondan asla ayrı değil. Fakat biz kutuplu bir sistemde yaşadığımız için, yani iki kutuplu bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. Bu iki kutubun bir ucu negatiftir, bir ucu pozitiftir. Bir ucu rahman, bir ucu rahim, bir ucu eril, bir ucu dişil, bir ucu kutup, bir ucu güney, erkek, kadın. Hepsini bu şekilde iyilik, kötülük, varlık, yokluk, bu kutupluluk sisteminin içine hepsi girer. Bu sistemin görünüyor olması ve var olması için bu kutupluluk sistemi şarttır. Bu madde aleminin görünüyor olması için şart olan bir şeydir. Denge, kutupluluk yasası. Ve bu kutupluluğu pillerin üzerine bakın arkadaşlar, ne vardır? Artısı vardır, eksisi vardır değil mi? Tam pilin ortasında da şöyle bir çizgi vardır bak. Eksi, artı, tam ortasında da bir çizgi vardır. Bu tam ortasındaki çizgi, yani negatifinde, pozitifinde, yapanın da, yaptıranın da birlendiği nötr alandır senin için. Yapan da yaptıran da o bu demektir. İnsan gözüyle baktığımda negatif vardır, pozitif
pozitif vardır. Karanlık vardır, aydınlık, siyah, beyaz, iyi, kötü, güzel, çirkin. Hepsini sayabilirim. Erkek, kadın, hepsini sayabilirim. Ama ben vahdet şuurunun tekliğin gözünden baktığımda ne iyi kalır, ne kötü kalır, ne kadın kalır, ne erkek kalır, ne güzel kalır, ne çirkin, ne siyah, ne beyaz, hiçbir kalmaz. Onun oyununun içerisindeki oyununa dahil yapılardır hepsi. Sadece bu kadar. Ve bu oyuna dahil hiçbir şey asla hiçbir insanın kontrolünde değildir. Şeytan dediğimiz yapı dahil Allah'tan bağımsız hareket etmek gibi bir lüks yok. Şimdi bu bakış açısıyla baktığınızda dünyada dönen iyi ya da kötü dediğimiz korkuya, endişeye sokan hiçbir şeyin Allah'tan ayrı olamayacağını, buradaki kontrolünün zerre bir an asla şaşmadığını fark edersin. Bunu gerçekten idrak ettiğinde de kendi yaşantınla ilgili hiçbir şüphen, kuşkun, endişen ya da teslimiyetsizliğin kalmaz. Teslim olursun zaten. Bilgiç Zennur. Zennure. İmgeler yapamıyorum, neden demişsin? İmgeler yapman şart değil. Ben de hiç imgeleme yapamam. İmgeler yapamazsan, yani şurada göremiyorsan, büyük ihtimalle onu şuursal olarak görebiliyorsun demektir. Şuur olarak görebildiğin şeyin görüntüsü yoktur. Rengi yoktur, şekli yoktur ama görürsün. Yıldız, geçmiş olsun. Bak geçmiş. Geçmiş, bitmiş. Çıkmışsın içinden. Hastalıklar ve kan demir düşmesi olmadan da uyanış olur mu? Bunlar şart mı? Demişsin ya Kadriye. Herkesinki farklı. Tabii olur. Neden olmayacak? Herkesinki farklı. Ama genel olarak hani genel seyri olarak baktığımızda böyle oluyor. Ama genelin dışında da olan oluyor tabii ki. Bu şekilde. Yani bu şekilde düşün. Herkesin yolculuğu ve farkındalığı kendine özel olduğu için tabii ki olur. Nefes, Leman, nefes çalışması yaptınız mı bu süreçte demişsin. Nefes bize verilmiş en büyük hediyedir. Ben çok fazla ritüelleri tekrar ettirebilen bir insan değilim. Bir kere, iki kere yaptıktan sonra sıkılıyorum. Bir daha yapasım gelmiyor. Yani nefes çalışması yapmadım ama bu 8-8 nefesi mesela diyelim ki aklıma geldi, mesela canım istedi, yaptım. Bugün yaptım, 3-5 gün sonra bir daha yaptım. Aklıma gelirse yaptım, gelmezse yapmadım. Yani ille de şart olarak düşünmedim. Yapmam gerekiyorsa yaptım, yapmamam gerekiyorsa yapmadım. Canın nefes yapmak istiyorsa yap bunu. Ama içinden gelmiyorsa ve orada zorlanıyorsan yapma. Türkan, ben teşekkür ederim. Bak Dilek demişsin ki kızım getirdi bana sormadan, küçük bir köpek, çok tatlı ama çok zorlanıyorum. Devamlı temizlemem gerekiyor ve yalnız bırakınca üzülüyor ve ben de üzülüyorum. Köpeği başka aileye versek vicdan azabı yapıyor demişsin. Vicdan azabı yapacak bir şey yok. Sen ona kendinde olanı yıkmadan, kendi kul hakkına girmeden gönüllü olarak hizmet edebiliyorsan et. Eğer sen ona gönüllü olarak hizmet edemiyorsan ve onu istemiyorsan, o zaman da çok önemli bir şey burada söyleyeceğim ama alınır mı bunu yapanlar diye düşünüp söylemek istemiyorum ama demek ki geldiyse söylemem gerekiyor. Köpek besliyorsan kendi aklını besliyorsun. Eğer köpeği bir gün bir aileye vermen gerekirse aklını akıldan çıkıp artık gönülle gitmen gerektiğine emin ol. Olur mu? Vicdan yapma. Umarım anlaşılır olmuştur ne demek istediğim. Önce Cemal'i gösterir sonra Celal'i. O Celal var ya demiş, o Celal. Cellattır, paramparça eder.
senden sana bıraktırır, kendini kendine gömder, yardım da etmez. Çok acıydı ama o halimle şimdi gülerek bakıyorum demişsin. Evet, Yıldız. Sonra diyorsun ki, o kadar acı sıkıntı çekmiş olmana rağmen iyi ki onları yaşamışım. Ne kadar güzel bir ödülü varmış bunun diyorsun. Bazen de önce Celal Cemal verir, bazen de önce Cemal verir, sonra Celal verir. Kendinden kendine olduğu için yolculuğu herkes de farklı seyreder. Pınar, şeriat, tarikat, hakikat, marifet ya da adına işte çakralar, bilinç seviyeleri dediğimiz her şey burada bizim olduğumuz bilinci tanımlamak adına koyduğumuz isimler. Sen o bilince geçtiğinde, yani şeriattayken şeriatta, tarikattayken tarikatta, hakikatteyken hakikatte, marifetteyken marifetteymiş gibi davranacaksın zaten. Ama nerede olduğunu bilmene gerek yok. Marifete geçtiğinde hakikati biliyor olmana rağmen insanların içinde nasıl hareket edeceğini, nasıl varlık sahasına uyum sağlayacağını, nerede ne demen gerektiğini, kime neyi söyleyip kime neyi söylememen gerektiğini tamamen o an anda akışta yapmaya başlıyorsun zaten. Orada da hakikati bilerek hallaç gibi olmamak için marifette oynuyorsun kendinden kendine. Yani hakikati bilerek bilmiyormuş gibi oynuyorsun. Kanımız düştükçe yükseltmek mi gerekiyor Kundalini uyanışı sırasında demişsin. Kundalini uyanışı sırasında o kan kendisi, yani acıyla, sıkıntıyla düşmesi gerektiğinde zaten düşüyor, sürekli demirin düşüyor. Ama şimdi biz insan bedeninde, insan formunda olduğumuz için bu bedenin ne kadar sağlıklı, sıhhatli, ne kadar doğru beslenmiş bir şekilde alkali tutarsak bilincimiz ve beynimiz için o kadar faydalı. Bunu idrak edebileceğimiz yapı beyin olduğu için de beyin mekanizmasını negatif olarak etkileyen bütün yiyecekler, gıdalar ya da kan düşüklüğü, fiziksel hastalıklar riskli. Yani burada kanım düşüyor, tamamlamayayım, kundalinim uyansın, kesinlikle yanlış bir bakış açısı. Kanını tamamlaman, demirini tamamlaman gerekiyor. Çünkü demir Zülkarneyn Seddi'dir. Zülkarneyn Seddi seni Yecüc Mecüc'ten korur. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Müsaadenizi istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 86 kişi burada bulunduğunuz için, benimle birlikte bu bilgileri sizde anda ben de sizinle birlikte duydum, öğrendim. Paylaştığınız için Allah razı olsun hepinizden. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.